İtibar ile görgüsüzlük arasındaki farka değinmeye çalışacağım. İtibar, sokakta tek başına yürüyebilmektir. İtibar, yalan söylememektir. İtibar, insanları birbirine düşürmemektir. İtibar, din, dil, ırk ayrımı yapmadan insanları sevmektir itibar. İtibar, çocukla çocuk olup onunla, çocuklarla diyalog kurabilmektir itibar. İtibar, doğayı sevmektir, tarihi sevmektir, değer vermektir itibar. İtibar, orada olmadığın, o ortamda bulunmadığın halde senden bahsedilirken pozitif şekilde bahsedilmeyi sağlayabilmektir itibar. İtibar, insanlara tepeden bakmamaktır itibar. İtibar, hırsızlık yapmamaktır itibar. İtibar, yolsuzluk yapmamaktır itibar. İtibar, bir yerlere gelmek için insanları kullanmamaktır. Eşini, dostunu satmamaktır itibar. İtibar, biriktirmemektir itibar. Çünkü ölümlü dünya, her şeyi bırakıp bu dünyada terk edip gidiyoruz. Bir avuç pamukla. Bunun aksini yapmak, şimdi insanlar kaliteli bir pantolona, bir takım elbiseye, bir gömleğe sahip olmak herkesin hakkıdır. Buna sahip olmak görgüsüzlük değil, o ayrı bir şey. Tabii herkes kaliteli, her şeye sahip olma hakkına sahip. Bunu karşı tarafa gözünün içine sokmak değildir itibar. İtibar, bir ortama girdiğinde insanların saygı göstermesidir itibar. Başını diğer tarafa çevirip de görgüsüz, işte kadın ya da adam, görgüsüz geldi, gene dedirtmemektir itibar. Şimdi bu varlık olayları, sahip olunmayan, fakir, görmemiş, yani görmemiş derken sahip olmadığı için, sahip olamadığı için görmemiş insanlarda bunu algılamak farklıdır. Değerlendirmek farklıdır. Bir de gelişmiş bir toplumda, insanda o objeyi değerlendirmek farklıdır. İki farklı görüş açısı vardır. Fakir insan hayranlıkla bakar. O insanı itibar diye kandırabilirsin. Ama diğer taraftan onun karşılığı görgüsüzlüktür, şatafattır, insanların gözünün içine sokmaktır. Bunun adı itibar değil, görgüsüzlüktür, rüküşlüktür. Zaten yakışmaz, böyle sırıtır yani. İtibar,
Bu İzmit'te, İzmit Körfezi'nde Asma Köprü'nün halatının kopmasından dolayı oradaki Japon mühendisi bu sorumluluk bana aittir deyip intihar eden kişinin yaptığıdır itibar. Yani bir olay karşısında, bir hata karşısında çıkıp bu hatayı ben yaptım, suçluyum, bedelini ödemeye razıyım diyebilmektir itibar. İtibar özür dileyebilmektir. Yaptığı hatadan dolayı insanları ayırmamaktır. İnsanlar eşittir. Hiç kimsenin diğer bir insandan bir üstünlüğü yoktur. Okumuştur, o ayrı bir şey. Bilgiye dayalı, ama insanlar eşittir. Fakir de olabilir, zengin de olabilir. O fark etmez, ama insanlar, hele ülkelerdeki vatandaşlar, her ülkenin yasaları karşısında, anayasası karşısında bütün insanlar makamı ne olursa olsun eşittir. Onun için kimsenin diğer bir kimseye karşı bir üstünlüğü yoktur. Ben şimdi itibardan örnek vereyim. Birkaç değişik ortamda, değişik ülkede ben itibarın ne olduğunu yaşayarak, gurur duyarak gördüm. Bir tanesini biraz detaylı açacağım. Uruguay'ın Washington DC'de Uruguay'ın büyük ölçülük resepsiyonuna katıldım. Böyle arkadaş sayesinde, o ayarlıyor, gidiyorsun bu farklı ülkelerin resepsiyonlarına. Güzel de geçiyor. Bu Uruguay'ın resepsiyondaki giriş birazcık farklıydı. Genelde bu resepsiyonlarda subay kıyafeti, üniformalı kimse pek olmaz. Hiç denk gelmedi. Fakat burada girişte sol tarafta siviller, karşı tarafta da böyle dizilmiş çok sayıda havacı, karacı, denizci, böyle sarı sırmalı ateşe gibi subaylar vardı böyle çok sayıda. Ya dedim, biz hani parti diye geldik ama bu dedim sanki böyle bir şeyin gösterisi gibi. Hatta tereddüt ettim girip girmemekte içeriye. İşte sol taraftaki siviller, onlar organize edenler, işte ev sahipleri. Onlarla tokalaştık, ellerini uzatıyorlar, hoş geldiniz diye. Girdik içeriye. İlk önce salonda oturma şeklinde Uruguay'ın tangoları meşhurmuş. Bize tango gösterisi yapıldı. Üç tane sanatçı vardı. Bir süre sonra salona geçildi. İçki ve insanlar birbirleriyle tanışıyor. Latin ülkelerinin çoğundan subaylar vardı. Birçok Latin ülkesinden subaylar vardı. Benim Türk olduğumu, yani tanışıyorsun, herkes söylüyor, Meksikalısı var, işte Arjantinlisi var, Brezilyası var böyle. Herkes kendini, yani elini uzattığın zaman kendini tanıtıyorsun. Benim Türk olduğumu öğrendiklerinde böyle resim çekme ihtiyaçları, böyle bir hareketlilik başladı. Hepsinde resim çekildik. Farklı Latin ülkelerinin subaylarıyla, hanımlarınla
çoğunun eşi vardı. Hanımlarına söyleyince böyle hanımlarındaki bir an önce resim çektirelim paniğini gördüm. Çok hoştu. Sonra açıklama yaptı. Yani sohbet ederken öyle açıklama değil de sebebini sordu. Bu bizim Cumhuriyet'in kuruluşundaki Türk milletinin mücadelesi ve Atatürk'ün önderliğindeki bu başarıyı demek ki bu Latin ülkelerinde ders olarak, onlar bana söylemedi de ben öyle algıladım. Bu kadar yani bir Türk, yani ben olduğum için değil, Türk olduğum için, başka bir Türk de olabilirdi. Onların tepkisi gene aynı şekilde olacaktı. Bundan dolayı ben tahmin ediyorum yani bu o ülkelerin yani ordularında ders olarak gösterildiğini tahmin ediyorum. Bu kadar böyle ilgi olduğuna göre ben onun gururunu, Türk olmanın gururunu yaşadım. Hiçbir şey yapmadığım halde, sadece Türk olduğum halde, olduğum için çok gurur vericiydi. Çok gurur vericiydi. Başka ülkelerde de böyle tesadüf eseri, hani şahıslarla karşılaşıp onlar da aynı şekilde demek ki ama belirli yaşın üstünde insanlar, yani gençlerden değil de yani duymuş bunları kişilerle, onlardan da duydum. İnsanı gurur veriyor. İşte bu itibar. Ama benden dolayı değil. Cumhuriyeti kuranların sayesinde, onların mirası üzerine benim yaşadığım itibar. Aziz Sancar'ın Türkiye'nin bir köyünden bu cumhuriyetin kazanımları sayesinde okuyup yurt dışına gidip orada Nobel ödülü alması bu itibar. Ve o da mesela Sayın Sancar da ben bunu Atatürk sayesinde aldım deyip Anıtkabir'e gidip aldığı ödülü orada bırakan insan. İtibar budur. İtibar. Diğeri şatafat, gösteriş, sahip olma, sadece karşı tarafa vay be görgüsüzlere bak, sonradan görme dedirtir. Bu itibarla görgüsüzlük arasındaki fark bu şekilde, değinmek istedim.